Evet, her cuma sunumlarımızda gizlere katılan bir isim daha var yanımda. Arda Hocam, sizler neler söylemek istersiniz? Ağzınıza sağlık. Yani kulak burun boğazla ilgili olarak ben bir şeyler paylaşayım. Biz tabii çok fazla D vitaminiyle ilgili hani bir rahatsızlıklarımız yok. Yalnız ben bilmiyorum, kendi tecrübem bir ilgisi var mı bilmiyorum ama özellikle alerjik zeminli hastalarda alerjik riniti olan ya da nazal polip dediğimiz burunda alerjik et üremesi olan hastalarda rutin bir tetkik yaptırdığımızda genel olarak vitamin düzeylerinde özellikle D vitamini de dahil eksikliklere rastlıyorum. Ama bunun hani bir ilişkisini ben tam olarak bilmiyorum. Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı alerjik? Ben şöyle düşünüyorum şimdi siz bunu hatırladığınız zaman. Şimdi eskiden bilmiyorum şimdi yapılıyor mu? Ben acil nöbetleri tuttuğum zaman alerjiyle gelen hastalar biz kalsiyum enjeksiyonu da yapıyorduk. O D vitamini eksik olunca dolayısıyla kalsiyum da eksik olacak emilmediği için. Kandaki kalsiyum seviyesi de düşük olduğu için dediğiniz gibi o alerjen duruma neden olabilir. Bir de bir arkadaşım gözünde bir doktor arkadaş gözünde bir rahatsızlık geçirmişti ve uzun süre kortizon kullandı. Bir müddet sonra yutkunurken gıdaların boğazına kaçtığını fark etmiş. Araştırdıkları zaman da o kortizonun kemik erimesine neden olduğu, o yüzden boğazdaki yumuşamadan dolayı gıdaların boğazına kaçtığını izah etmişler. O da bana bunu aktarmıştı. Böyle bir şey siz de düşünüyor musunuz? Yani bence orada şey olmuş olabilir, hani yutma refleksinde bir nörolojik olarak belki bir kayıp olmuş ve hasta o yüzden hani aspirasyon gerçekleşiyor olabilir. Yine vitamin eksikliğine bağlı olarak diye düşündüm. Onun dışında belki yüz kaslarda bir gevşeme... Kortizona bağlamışlar da. Çok uzun süre, yani körlük de körlüğe maruz kalmıştı. Yani, uzun süre kortizon kullandı. Yani mesela başka rahatsızlıklar çok daha yüksek doz verdiğimiz hastalarda çok böyle bir şey görmüyoruz. Büyük ihtimalle başka bir şey de. Tesadüf olabilir diyorsunuz. Ve ben bu hafta içinde katıldığım bir demans toplantısında Akdeniz tipi diyetim ve D vitamini Alzheimer'dan korunmak için çok önemli olduğunu vurguladılar. Evet, hani çok birebir özellikle besinlerle ilgili şundan kaynaklanıyor. Çok uzun basında çok fazla yapmıyor. İşte görüyoruz yok havuç suyu için ceviz yiyin yok şunu alın bunu alın şeklinde şeyler. Bir sürü basında yayınlanan yazılar çıkıyor ama D vitamini her ne kadar birebir çalışılabilecek bir şey olmasa bile yapılan çalışmaların çoğunda D vitamini eksik bulunmuş ve Akdeniz tipi beslenme ile birlikte D vitamini kullanılmasının şu anda koruyucu oldukları tek bunu öneriyoruz şeklinde söyledi hocalar. Onun dışında bir de depresyonun gelişiminde de D vitamininin eksikliğinin önemi vurgulanıyor. Bizim yine antiepileptik ilaç kullanan hastalarımızın bir grubunda, yani bazı ilaçlar özellikle tetikliyor, kalsiyum emilimini azalttıkları için yine D vitamini eksikliğiyle de karşılaşabiliriz. Antiepileptiklerimiz değil mi? Evet, antiepileptikler. Teşekkürler. Evet, dinlemişken aklıma geldi. Cevizde bütün kuru yemişçilerden ayıklanmış ceviz olarak kullanmayalım. Onları çok ilaçlıyorlarmış zaten. Ve de taze olması lazım. Günde iki tane yiyecekseniz hemen orada iki tane cevizi kırın, yiyin. Yani kırılmış halde almamaya dikkat edelim. Değerli katılımcı misafirlerimiz, sizlerin yaşadığı bu gibi sorunlar var mı? Hocamız buradayken sormak istedikleriniz var mı? Hocam, günler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim böyle bilgiler bize sunduğunuz için. Ben 2000 yılında göğsümden kibri aldırdım. Hatta Hüseyin Hocam ameliyatımı gerçekleştirdi. Eline sağlık. Sağ olsun. Daha sonra 5 yıl temoksifan kullandığım için çok gözlerimden rahatsız olmaya başladım. Çok aşırı derecede kramplar girmeye başladı. Son onkolojik kontrolümde her şey normal, iyi gidiyor ama kemik erimesi
başladığını söyledi doktorumuz. Ve şu anda D vitamini, magnezyum, kalsiyum karışımı olan bir kapsül kullanıyorum. Ayrıca da glikozamin kullanıyorum. Başka ne önerirsiniz? Geri gerilemesinin değerini bilmem lazım. -2.5'tan küçük mü? Yani 3-4, 3.5 falan mı? Ona göre ilave ilaç vermek yani gerekiyor. Yani çok erken değil mi? Çok erken olması lazım. Çok erken olduğu için o ilaçların dışında bir şey kullanmanıza gerek yok. 2.5'un altında değildi hocam. 2.5'un altında değildi. Tamam. O zaman aşırı kullanmanıza gerek yok. 2 yıl sonra tekrar kemik ölçümü yaptırıp kontrol yaptırabilirsiniz. Yaptırmanız gerekir daha doğrusu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hiçbir şey olsun. Evet, katılımcı misafirimiz daha var. Sizin sormak istediğiniz olur mu hocamız buradayken? Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Ben bu sabah kızımı buraya doktora muayeneye getirmiştim. Orada seminer kağıdını gördüm. Benim de D vitamininden bayağı bir muzdarip ilgimi çekti. O yüzden katılmaya karar verdim. Ben de dahil olmak üzere annemi, üç kızımı, amcamın kızımı... Ne zaman doktora gözü baktık, D vitaminleri 4 civarındaydı. Çok düşüktü. Çok düşük. Kimi götürsek hep eksik çıktı hocam, noksan çıktı. Bu ampullerle birlikte 50-60'lara yükseldi. Geçen gün tekrar annemi götürdüğüm zaman baktım yine 20'lere düşmüş. Hani kapalı toplum olduğumuz için, güneş ışığından yararlanmadığımız için deniyor ama biz acaba her ay bir ampul alsak uygun mu? Biz onu sürekli nasıl takviye edeceğiz? 20 gün ile 1 ay arasında 3 kere üst üste veriyoruz. Ondan sonra tekrar D vitaminine baktırıp ihtiyaç varsa almanız gerekiyor. Her şeyin fazlası zararlı. Biraz önce söylemiştim zaten. D vitamininin fazlası da halsizlik yapar, yorgunluk yapar, ishal yapar, kusma yapar. Onun için normal seviyede ise almanız gerekiyor. Sürekli o zaman ölçtürmemiz lazım. Evet. Çünkü düşüyor tekrar 20'lere. Biraz önce söylemiştim ama belki siz var mıydınız? Farkında değilim. Elleriniz, yüzümüz ve bacaklarınızı güneşlendirebilirsiniz. Ayrıca denize giden arkadaşlar için söyleyecektim. Bence denizde güneş yağı kullanmadan önce bir 20 dakika güneş yağsız güneşlenin, sonra güneş yağınızı sürün. Çünkü güneş yağı D vitamininin oluşumunu engelliyor. Bu da bir çözüm bence. Yiyecekler ne hocam? Yiyecekler de süt, yumurta sarısı, karaciğer, ve de balık. Ama yetersiz kalıyor bir yakında. Tabii, ondan dışarıdan takviye, işte ampulleri alıyorsunuz. Deliden bir kapsülleri var, onu alabilirsiniz. Ama dediğim gibi mutlaka kontrol, kandaki seviyenize göre almanız veya bırakmanız gerekiyor. Bir de doktor kontrolü almanız lazım. Evet, her zaman takım elbisesiyle gördüğümüz bir beyefendi var. Sizlerin bir sorusu olur mu? Hastanemizin sürekli hastalarından kendisi. Merhaba hocam. Biz sadece hocamla bir şey görmeye gelmiştik. Öyle mi? Biz memnunuz hastalarımız. Fizik tedavi yürütüyor da ilaçlarımız hakkında bir bilgi alamışız. Sonra bir senelere geldik. Biz de onu biliyoruz. Bilgi alıyoruz. Teşekkür ederim. Size teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Cuma günleri. Evet. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız, değerli katılımcı misafirlerimiz, tekrardan hocamız buradayken sorularınızı alabiliriz. Evet, İsmail Bey, geliyorum. Buyurun. Ayak uyuşukluğu hocam, bel kırıklığından dolayı oluşmuş olabilir mi? O bel kırığında ya da bel fıtıklarında sinirlerinize bir baskı varsa uyuşukluk olur. Onu tespit etmek için tetkik yaptırmak lazım, emeli yaptırmak lazım. Ona göre de bir tedavi yöntemi çizmemiz lazım. Evet, İsmail Bey söz istiyor. Hocam teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bizle de beraber geldik biz. Çalışırken 15 senedir aşağı yukarı beraberiz. AC2'de çalışıyoruz. Güneşi göremiyoruz. Ne yapalım hocam? Evet, güneşi göremiyorsan 20 dakikalık izinler alıp vardiyalı vardiyalı güneşi çıkmanız gerekiyor. Başka yapacak bir şey yok. Sevmeyi de derim ben. Yani güneşi görmeyenler en azından yukarıda yemek saatinde bile olsa o güneşli bir yerde. Evet ya. Denizle beraber. 20 dakika yemek arası olsa hemen güneşlesin de terastan. Evet, haklısınız. Bir çay içer, bir güneşli, yeni bir enerjiyle işlesin.
Evet. Baktığın arkadaşlar D vitamini diye eksikse takviye vitamin alabilirsiniz. Pencere arkasından güneşlenmek... Hayır, olmaz. Pencere arkası, arabanın camı olmaz. Işıklarının evini de engelliyor. Hocam peki kış güneşi olur mu? Efendim? Kış güneşi olur mu? Kış güneşi. Evet. Kış güneşi. O kadar etkili değil aslında. Çok eğip geldiği için ışıkları da karbon gazlarından dolayı atmosferin bozulmasından dolayı tam etkiyi yapamıyor. Onun için... Daha yaz aylarında bolca güneşlenmek lazım. Evet, şimdi de yönetim kurulu başkanımız Sayın Hüseyin Uğurlu'ya söz bırakıyoruz. Evet, öncelikle Doktor Şenay Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Hastalarımızın da katılımıyla ilk defa böyle bir seminerimiz oldu. Mutlaka hastalarımızla zaman zaman karşılıklı görüşüyoruz ama bir arada olalım, onların sorularını da özellikle yüz yüze gelerek alalım gibisinden bir programda, bir sunumdu, seminerde. Ben misafirlerimize öncelikle katıldıkları için teşekkür ediyorum. Diğer katılan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. D vitamini eksikliği, osteoporoz önemli bir konu, sağlığımız için önemli bir konu. Bu daha çok ileri yaşlarda ve kadınlarda menopozdan sonra daha sık görülüyor. Demek ki bilgili, bilinçli olursak, bir takım önlemleri alırsak daha sağlıklı yaşama şansımız olacak. Mutlaka bir şey eksikse onu yerine koymanın faydası var. Veya o eksiklik neyse, eğer biz güneş görerek o eksikliği giderebileceksek onun tedbirini almakta faydalı. D vitamini, A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini. Sudan, bunlar yağda eriyen vitaminler. Genellikle safra yollarında bir problem olduğu zaman da bunların eksikliği olabiliyor. Cerrahi açıdan bizim mekanik sarılıklarda önemli. Yani biz de o yönlerde eksiklik olabileceğini her zaman düşünüyoruz ve tedbirler alıyoruz. Gerekirse kavitamini eksikse onun tedbirini almaya çalışıyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Size böyle bir fırsat verip güzel bir paylaşım. Ben istiyorum ki sağlık, tıp, doktorluk sadece hastalıkları iyileştirmek değil. Koruyucu hekimlik daha önemli. Onun için halkımız da daha sık bir araya gelip onların bize yönlendireceği soruları onlara aydınlatmak bizim için çok önemli. Hem sağlıklı bir neslimiz olur, hem sağlıklı insanlarımız olur. Paranız cebinizde kalır. Biz biraz fakir oluruz belki ama sizin sağlığınız öncelik. Onun için böyle arkadaşlarımızdan duyurun. Gelmek isteyenler buyursunlar başımızla beraber. Peki, çok teşekkürler. Değerli hocamız var. Teşekkürler.